Merhabalar. 3-5 dakika serimizin bugünkü videosunda proje yönetim metodolojisinin bize sağladığı 9 faydayı konuşacağız. Biliyorsunuz biz projeleri metodolojiyle yönetebiliriz. Peki proje yönetim metodolojisini kullandığımızda hangi faydaları alıyoruz bu metodoloji sayesinde? Gelin birinci maddeden başlayalım. Bir kere iyi bir takip ile projenin süresini kısaltıyoruz. Evet, bizim için proje yönetimi zaman maliyet kalite 3 ayağı vardı ya, işte o 3 ayağın birini, zaman ayağını kısaltabiliyoruz iyi bir metodolojiyle. İkincisi tabii ki maliyetler. İyi bir kontrol sistematiğiyle, proje yönetim metodolojisinin içinde kurduğumuz bu kontrol sistematiğiyle cost kontrolümüzü daha iyi yapıyoruz ve maliyetlerimizi düşürüyoruz. Ve şimdi üçüncüsü kabusumuz, korkulu rüyamız kapsam değişiklikleri. Hadi şunu da yapın, hadi bunu da yapın. İşte bu kapsam değişikliklerinde iyi bir proje yönetim metodolojisiyle baştan önleyebiliyoruz ya da minimum zararla bu işin içinden çıkabiliyoruz. Evet, uygulama için elimizde daha iyi bir planımız oluyor. Beşincisinde ise projenin gelişimini ve performansını, verimliliğini daha iyi takip edebiliyoruz bir metodoloji ile. Evet, altıncı da son derece önemli bir konu, müşteri ve paydaş ilişkileri. Evet, biz projeyi tek başımıza yapmıyoruz. Projeden etkilenen herkese de proje yönetim dilinde paydaş diyoruz. Ve bu paydaşlarımız kimi zaman bize destek olurken kimi zaman da biraz köstek olabiliyorlar. İşte bu paydaşların yönetimi, ki PMI'nin bu proje yönetiminde bir bölüm ağırlıkla paydaş yönetimidir, fevkalade de önemli bir konudur. Çünkü bu paydaşlar başta müşteri olmak üzere bizim işimizi de kolaylaştırabilir, zorlaştırabilir de. Müşterinin bir sürü talebini nasıl yöneteceğiz? Paydaşların önümüze çıkardığı engelleri nasıl aşacağız? İşte proje yönetim metodolojisi bu konuda da bizim önümüzü açar. Evet, yönetime projenin durumunu basit ve anlaşılır bir şekilde sunabiliriz. Patronumuza, üst yöneticimize ya da işverenimize çok rahat anlaşılabilir bir şekilde sunma imkanımız olur iyi bir yönetim metodolojisiyle. 8 ki benim çok önemsediğim bir konu, projede ortak bir dil kullanılır. Yani herkes ne demek istendiğini anlar. En aşağıda çalışan arkadaşımızdan en tepedeki işverene, bu işi bize veren kimseye kadar herkes ortak bir dili doğru kullanılan bir proje yönetim metodolojisiyle kullanabilir, yönetebilir. Evet, dokuzuncusu ise PMI'nin çok çok altını çizdiği bir konu. Ders çıkarmak ve aynı hataları tekrarlamamak. Bir farklı projede aynı hataları yapmamak. Çünkü bir proje orada bitmez aslında. Orada biter de o projenin benzerlerini, farklı olanlarını tekrar üretiriz, tekrar yaparız. Ama orada işte aynı hataları yapmamamız lazım. Yani learning lesson dedikleri konu, ki PMI bunun çok üstünde durur ve proje yönetim metodolojisi bize doğru dersleri çıkarma fırsatını verir. Ayrıca da o projedeki bir takım fırsatları nasıl değerlendirdiğimizi de öğrenmiş oluruz ve gelecek projelerde o fırsatları da değerlendiririz. O zaman biz de 9. maddede denene bakalım. Bugün ne öğrendik? Bir öğrendiğimiz dersi hızlıca bu 9 maddeyi tekrar sayalım. Birincisi, iyi bir takipte projenin süresini kısaltıyoruz. Hemen zamanın yakın kardeşi maliyet. Yine iyi bir kontrolle cost kontrolümüzü yapıyoruz. Maliyetlerimizi düşürüyoruz. Ve istenmeyen kapsam değişikliklerini önlemiş oluyoruz. Uygulama için elimizde daha iyi bir plan oluyor. Projenin gelişimi ve performansını daha iyi izliyoruz. Müşteri paydaş ilişkilerini geliştiriyoruz. Yönetime projenin durumunu basit, anlaşılır bir şekilde sunuyoruz. Projede ortak bir dil kullanıyoruz ve öğrendiğimiz dersleri bir kenara not edip aynı hataları bir daha yapmamayı dikkat ediyoruz. Evet, bir başka 3-5 dakika videosunda görüşmek üzere. İyi günler.